Evet, iyi akşamlar diliyoruz sevgili seyirciler ve Akşehir'deyiz. Takkasızlar konağında iki değerli konuğumuz var. Onlarla birlikte konuşacağız. Gerçekten ama yalnız şu anda bile müthiş bir etki içerisindeyim. Takkasızlar konağı harika bir konak. Bu harika konaktan, Akşehir'den, Nasrettin Hoca'nın memleketinden sizlere güzel bir akşam dileyerek bugün seçim gündemine başlamış oluyoruz. İki değerli konuğum var demiştim. Konuklarımızı takdim edelim. AK Parti Konya Milletvekilimiz Orhan Erdem Bey, hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Gerçi Akşehir'e biz hoş gelmiş olduk ama evet. Yani gelin evet. İfade ve Akşehir AK Parti Cumhur İttifakı adayı Yusuf Kahraman Bey, hoş bulduk başkanım. Hoş geldiniz. Teşekkür ediyoruz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Şimdi efendim hakikaten bir kere şu akşam üzeri geldik ama Akşehir insanı etkiliyor. Müthiş bir medeniyet merkezi, bunu her noktasıyla hissediyoruz. İşte buradayız. Burası müthiş bir konak. Bugün herhalde otel olarak hizmet ediyor. Bunlar bu kadar muhteşem bir şehre, yani Akşehir bir şehir, belki de şehir olduğu günleri de göreceğiz, bilemiyoruz ama şöyle sizinle başlayalım Yusuf Başkan, ondan sonra Sayın Vekilimize döneyim. Adaysınız, heyecanı da yaşadığınızı görüyorum. Biraz anlatabilir misiniz? Nasıl gidiyor, nasılsınız? Kendinizden bahsederseniz memnun olurum. Ben çok teşekkür ediyorum. Öncelikle TV42 ekibine sizin nezdinizde hoş geldiniz diyorum. Akşehirli hemşehrilerimizle bizleri buluşturdukları için, buluşturduğunuz için özellikle çok teşekkür ediyorum. Evet, Akşehir Türkiye'nin, dünyanın ortası, Türkiye'nin de değil, dünyanın ortası. Nasreddin Hoca'nın memleketi, Nimetullah Nahçıvan Hazretleri'nin memleketi, Seyit Mahmut Hayran'ın memleketi, Tarık Buğra'nın memleketi Akşehir. Milli mücadelenin başlandığı yer, 24 Ağustos tarihinde milli mücadele Akşehir'imizden başladı. Tarihi, köklü bir tarihi olan bir memleket, baktığımızda kadim şehir, eğitim, kültür, sanat şehri. İnşallah önümüzdeki süreç içerisinde de bu kadim şehrin geçmişteki var olan geleneklerini, sahip olduğu özellikleri yaşatacağız, canlandıracağız. Bunun için medeniyetini aktaracağız. Aktaracağız. Yani. Çok doğru, çok haklısınız. Şimdiye kadar altyapı ve üst yapı çalışması biten şehrimizde bundan sonra tüm çalışmalarımız sosyal alanlarda olacak. Buna benzer Akşehir'de 500 tane tarihi evler dönüştürüldü, sokak sağlıklaştırılması. Bunun için ben Sayın Bakanıma teşekkür ediyorum. Gerçekten bu anlamda çok katkıları var şehrimize, Akşehir'imize. 22 yıllık süreç içerisinde gerçekten el değmemiş, nakış nakış biz Akşehir'e işledik Sayın Bakanımız öncülüğünde. Bundan sonraki süreç içerisinde yine kendilerinin desteğiyle, çünkü Ankara'daki belki Konya'da 11 milletvekilimiz var ama kendisi Akşehir'li, kurucu ilçe başkanımız. Bundan onur gurur duyuyoruz. Ankara'daki bugünkü konumu da bizim için gurur verici bir konu. İnşallah bundan sonraki süreç içerisinde biz de kendisinden olabildiğince etinden ve sütünden, tabir biraz belki maruz görün ama faydalanacağız diyorum. Çünkü biz Cumhuriyetimizin 100. yılında Türkiye Yüzyılı Belediyeciliğinde işte Akşehir'in 100 projesini açıkladık. Bunun belki de en az 60-70 tanesini Sayın Bakanımızın destekleriyle hükümet kaynaklı olarak icra edeceğiz. Bundan eminiz. Yani Ankara'da çok kapınız çalılacak. Evet. Sayın Hekim Öğrenciler bekliyoruz. İnşallah kendisinden aldığımız güçle, bu özgüvenle, bu cesaretle yolumuza devam edeceğiz inşallah. Şehrimize vizyon katacağız. Çünkü tarihi dönemlerde, geçmişte gerçekten çok önemli merkez olmuş Akşehir. Bildiğiniz gibi 1200'lü yıllardan belki tarihi, Selçuklu tarihi mekanlar daha öncelikli. Osmanlı eseri bir tane tarihi eserimiz varken onun dışındaki tüm tarihi yapılar Selçuklu eserleri. Kılıç Aslan'ın rahmetli büyüğümüz vefatı Akşehir'de gerçekleştirdi. Belki birçok insanımız bunu bilmiyor. Bundan sonraki süreç içerisinde bunları tarihimize ön plana çıkaracağız. Yıldırım Beyazıt. Yıldırım, özür diliyorum. Yıldırım Beyazıt. Heyecanım kusura bakmıyor. Biraz belki 5-10 dakika sonra ya aslında Yıldırım Beyazıt. Ben de diyorum ki Yıldırım Beyazıt'ı çağırsam. Yıldırım Beyazıt. Allah Allah. Notu attı. Yusuf Bey, bunu biz çok tartıştık da belki biraz da ondan sonra Salih Bey de Türk Tarih Kurumu'yla filan da görüşmeler yaptı ve sahiden burada zindana atıldığı Kılıç Arslan, öyle mi? Yok. Yıldırım Beyazıt.
kesinleşti. Yusuf Bey de bu dönem ona dönük çok programlar yapmayı planlıyor. Tabii Kılıç Arslan'dan. Kültür sana da önemli olacak yani. Aynen. Selçuklu sultanlarımızdan Osmanlı sultanlarımıza kadar burada izleri olduğu için hepsine borcumuz var. Borcumuz var. Vefa borcumuz da tarihin kesiştiği nokta aslında. Evet. Akşehir kültür ve medeniyet şehri. Gerçekten Konya'ya batıya açılan kapısı, Konya'nın batıya açılan kapısı ve bundan da çok etkilenmiş. Tarih boyunca şehrimiz eğitim anlamında, kültür anlamında üst seviyede temsil etmiş halkı, kendisi Akşehir'i. Bundan sonraki süreç içerisinde inşallah bayrak yarışı, daha yukarıya taşıyacağız. Ama dinamik bir halk var, dinamik bir medya var. Bence bunlardan korkmaya da gerek yok. Evet. Yani neticede siz doğru işler yaptıktan sonra biz aslında Orhan Bey burada mücadele ediyordu ama Konya'da, Konya ayağında da biz diyelim. Zaman zaman Orhan vekilimizi konuk alıyorduk, konuşuyorduk. Bilmiyorum, hatırlıyor musunuz? Buradaki asbestli borular değişecekti mesela. Onunla ilgili bir program yapmıştık sizinle. Doğru, ama doğru. Bugün mesela görüyoruz ki Akşehir'de hiç herhalde asbestli boru kalmadı. O kalmadı. Avrupa Birliği hibesiydi yanlış hatırlamıyorsam. Çok haklısınız. Evet. Yani %100 Avrupa Birliği. Büyük bir değişimi, büyük bir dönüşümü, yani işte organize sanayi, devasa, hani böyle tamam yine sanayi vardı ama biraz eskiden eğreti, yani küçük çaplı. Ama bugün inan Konya'dan gelirken bile devasa fabrikaları görüyoruz. Fevkalade bir şehre geliyoruz. Her şeyiyle bunu hissettiriyor. Bu şehre hizmet etmek bayrak yarışı aslında. Şeref Umur aslında 1960'lı yıllardan bizim büyüklerimizin anlattığı intalart olarak Burdur'dan başlayıp Polatlı'da dahil, Afyon dahil bir bölge sanayi bölgesiymiş. İnşallah bunu tekrar kazanmanın. Ama güçlü bir, ben de hatırlıyorum, Akşehir'in güçlü bir çevresine de hizmet veren güçlü bir sanayisi vardı. Evet. Şehrin de bu tarafındaydı herhalde, değil mi? Hala orada mı bilmiyorum ama. Evet Sayın Vekilim, yani şimdi şöyle şuradan başlayalım istiyorum. Yani Akşehir, işte Yusuf Bey diyor ki beraber başladık zaten. Onu bize bir anlatın önce de, ben ondan sonra evet, Akşehir'i konuşmaya. Evet. Şöyle bir mücadele verildi aslında, değil mi? İşte tabii, mesela tabii. Sayın Cumhurbaşkanı ülkenin kalkınması için mücadele verir. Başka şey. Ama burada da siz aslında bir, hem Yusuf Bey hem siz bir Akşehir'in kalkınması için bir mücadele verdiniz. Kesinlikle. Bugün de çok şey başa, iki tane fakültesi olan, devasa sanayisi olan, işte altyapısının büyük bir bölümünü tamamlamış. Bu süreci biraz anlatmanızı rica ederim. Evet, ben de öncelikle Hamdi Bey size ve Kanal 42 ekibine teşekkür ediyorum. Bizleri izleyen tüm hemşerilerimize, izleyicilere Türkiye'nin her yerinden saygı, hürmetlerimizi sunuyoruz. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Gerçekten hani zaman çabuk geçiyor. 2001 yılında Yusuf Bey'in de içinde olduğu çok samimi bir ekiple biz burada AK Parti ilçe teşkilatını kurduk. Ben de kurucu başkanıydım. Hasan Hangı Konya'da. Konya'yı başkanıydı. Biz buradaydık. O dönemki meclise de 3-4 ilçe başkanı girmiştik. Ereğli'den Abdullah, Seydişehir'den Harun, Mehmet Kılıç Karatay'dan, ben bu taraftan, yine yönetimden Kerim Özkul gibi teşkilatın da ağırlıklı olduğu ama o zamanın kurucu vekillerinin, yöneticilerinin de olduğu bir ekipti. Gerçekten zor günlerdi. Yani mesela bugün gibi değildi her şey. Biz AK Parti'yi kurduğumuzda o vesayetin baskısı çok görünüyordu. Yani hani muhtar bile olamaz deyip de seçime sokulmayan genel başkanımızın üzerine gidiliyor ve bize de yansıyordu. Örneğin ben veya arkadaşlarım üye yaptığında ertesi gün tekrar teşkilata gittiğimizde onlardan birkaçının oralarda dolandığını görüyorduk filan. Ha buyur gel bir şeyler içelim dediğimizde yavaşça ya şu üyeliği silsek bizim gönlümüz sizde de diye başlıyordu. Yani çocukların sınavı var filan diye. Öyle günlerdi. Allah'a bir şükür, ben diyorum ki böyle gittiğim yerlerde AK Parti çok büyük hizmetler yaptı ama en büyük hizmeti Cumhurbaşkanımızın vesayeti bitirdi. Evet. Daha önce oy verdiğiniz kişiler yönetmiyordu bu ülkeyi.
Ve soruyorum o kahveye, diyorum ki bugün mevcut Genelkurmay Başkanı'nın ismine, Kara Kuvvetleri Komutanı'nın ismine, Danıştay'da hiç kimse bilmiyor. İşte bilmeniz de gerekmez diyorum. Evet, zaten bilmesi gerekenler biliyor, garnizon biliyor onu. Onlar bugün adları bilinmiyor ama mucizeler yaratıyorlar herkes görevinde. Ülkemizi savunmalı. Ama geçmişte ülkeyi de yönetiyorlardı. Hani bugün bırakın bu komutanları, İstanbul 1. Ordu Komutanı kim desek herkes Çevik Bir der. Beyinlere yazılmış. Kemal Gürüz YÖK Başkanı. Mehmet'e yüksel. Hepsini biliyoruz. Hepsini. Bunları bizim bilmememiz gerekiyor. Evet, evet. Kesinlikle. Ama şimdi Yargıtay savcısının ben ismini hiç bilmiyorum ama o zaman herkes Mehmet'e yükseldi herhalde, değil mi? Aynen, yani hiç hatırlamıyorum. Yani neler neler. Yani hani o bölgedeki kişilerin zihninde kalandı başçavuştur yani. O günün başçavuşudur yani. Öyle günlerden geldik yani. Sağ olsunlar, arkadaşlarımızla kurduk ve gerçekten burada teşkilat yapısı da hep güzel gitti, hiç bozulmadı. Herkes birlik beraberlikle. O ekibin içinden o dönemde İl Genel Meclis üyemizdi Yusuf Bey. Yine yatırımlarla uğraşıyordu, hizmet. Sonra ilçe başkanlığımızı yaptı. Daha sonra il yönetimimizde bölge sorumlusuydu. Hiç partiden ayrılmadı. Geçen dönem de bizim Akşehir Belediye Başkanı aday adayımızdı. Bu dönem nasip oldu. Bütün adaylarımız da çok sağlam. Ama mevcut Sayın Başkan da herhalde birkaç ilçede duyuyorum veya illerde bile işte bazı partiler de genel başkanlarıyla ilgili açıklama bile yapıyorlar. Öyle yani ben aday göstermedim diye. Burada öyle bir yapı yok yani sanki. Bu bayrakları şey değil mi? Bir, Salih Bey çok olgun bir arkadaş. İki dönem yaptı. Çok birikimli. Kendisine teşekkür ederiz zaten. Çok birikimli bir kardeşimiz. Hiçbir programımızda yanımızdan ayrılmadı. Evet, bu çok bizden, önemli bir. Bizden önde gidiyor. Yusuf Bey'in yanında projeleri birlikte hazırladılar. Evet. Kendisinin yarım kalanlarının nasıl yürüyeceğini. Bu da çok güzel bir birliktelik. Salih Bey'e de teşekkür ediyoruz burada ekranlardan. Gerçekten hani başka ilçelerde, illerde görüyoruz. Yani ben bunu da anlayamıyorum. Siz bu yapıda, bu partinin ismi altında isimleştiniz. O gün görev verildi. Bugün nasip başkasına, olgunca durmak lazım. Kesinlikle ben katılıyorum bu konuda. Çok netim. Yani bir teşkilat size görev verdiği zaman değerli, vermediği zaman değersiz mi oluyor? Yani bunu ben kendime yakıştıramam. Biz o konuda yani çok şanslıyız. Adayımız, şu anki başkanımız, hepsi çok olgun insanlar, teşkilatımız. Aday adaylarımızdan yanımızda. Bizde şu anda meclis üyesi. Evet. Orada da bir sıkıntı yaşanmıyor. Yani değil mi? Bir adayımız da bir önceki ilçe başkanımızdı. Evet. Abdurrahman Bey sağ olsun, o da şu an meclisimizde. Başka arkadaşlarımız var. Gerçekten bunun da bir bereketi oluyor Hamdi Bey. Evet, pazar günde o bereketi görürüz. Bakarız inşallah bir günde Yusuf Başkanımızı belediye başkanı olarak ziyaret ederiz. İnşallah. Değil mi? Şimdi başkanım, saatimiz 21.30 gösteriyor. Benim saatimle göre de işte yarım saat 15 dakika diyeceğim. Arif beni hemen düzeltecek abi şöyle diye, ama öyle görünüyor. Çok ciddi 100 tane proje hazırlamış yani Yusuf Başkan. Ben de az çok inceledim. Gerçekten dokunmadığınız alan yok. Gençlik, eğitim, bunları tek tek saymak zaten mümkün. Çok mümkün değil. Ama şöyle önümüzdeki 5 yılda Akşehir'in ne yöne çıkacak diye böyle bir de yönlendirme yapayım. Ya aman kültür sanatı bırakmayın diyerek böyle. Şundan emin olabilirsiniz. Bir işte de söylemeye çalıştım. Aslında Akşehir'i geçtiğimiz 22 yıl içerisinde yani AK Parti ve Vurnu'da da yerel yönetimlerde 22 yıllık dokuduk. Bu anlamda baktığımızda Akşehir'de dokunmadığımız hiçbir yer kalmadı. Altyapı ve üst yapı çalışmaları bitti. İmar inşaat çalışmaları bitti. Bundan sonra tamamen yapacağımız faaliyetler sosyal belediyecilik. Yani birebir insanlarımıza dokunan toplumda, çünkü 2002 yılındaki ihtiyaçlarla bugünkü ihtiyaçlar çok farklı.
her şey gelişti. İnsanlarımızın ekonomik durumları da gelişti. Özellikle kadınlarımız, gençlerimiz artık sosyal alanlarda faaliyet göstermek istiyor. 500 tane dediğim gibi tarihi evlerimizi dönüştürdük. Buralarda oluşturacağımız ev, sokaklarda eminim ki sanat sokakları olacak. İnsanlarımızın hoş vakit geçirebileceği, Akşehir'in kendi kimliğini yansıtacağı iştigaller oluşturacağız. Kendi ürettikleri şeyleri satacaklar. Akşehir'i tekrar tarihini canlandıracağız inşallah. Önemli gördüğümüz konuların dışında kentsel dönüşüm var. Aslında 9 temel başlığın içerisinde bir başlık var. Birinci derecede sosyal yönü ön plana çıkan bir belediyecilik olacak. Kürtçen'de Turizm Bakanlığımızın Sayın Bakanımızla beraber inşallah. Şöyle Sayın Vekilim, ben küçükken de hatırlıyorum. Akşehir'de mesela konserler olurdu, sanat faaliyetleri olurdu. Ta biz Konya'dan duyardık yani. Ve çok da kendine özgü, bütün bölgede de kendisinden söz ettiren bir yapısı merkez vardı. Merkez de. Yani merkez. Bunu muhafaza etmek lazım. Üst seviyeye çıkartacağız. Evet, hatta üst seviyeye çıkartacağız. Daha üst seviyeye çıkartacağız. Evet. Çünkü yeni nesil gençliğimizin beklentileri, vizyonları bizden çok farklı. Bambaşka. Evet. Onların istek ve talepleri doğrultusunda şekillendireceğiz bundan sonraki süreci inşallah. Onlardan destek alacağız, yardım alacağız. Hatta şenliklerimizi onlarla birlikte yapacağız inşallah. Çünkü onlarda bu konuda hevesi var. Kentsel dönüşüm aslında şehrimiz birinci derecede deprem bölgesi. Konya'daki evet. ilçemizden birisi. Bizim Afyon üzerinden gelen hattı. Fay hattı var burada, evet. Şehrin tam ortasında yer alan İstasyon Caddesi ve Cumhuriyet Bulvarı arasında yer alan bir bölgemiz var. Sayın Bakanım da bilir. Stadyumun hemen altından meteoroloji istasyonunun olduğu alan gerçekten şu anda 50-60 yıllık binalar. Metruk demeyeceğim ama çok eskiye, belki buralarda şu anda doğalgaz dahil bağlanamıyor eski olduğu için yapılar. Buradaki oluşturacağımız kentsel dönüşüm ve bu insanlarımızın hak ettiği şekilde yaşayabilmeleri için konforlu bir şekilde sosyal donatı alanlarıyla birlikte bu alanı değiştireceğiz, dönüştüreceğiz. Bunu yaparken de buradaki arsa sahiplerimizi, mesken sahiplerini hiçbir şekilde mağdur etmeyeceğiz. Çünkü AK Parti geleneğinde bu var. Cumhurbaşkanımız geçmişte bunu yaptı. Yaptığı tüm icatlarda, faaliyetlerde vatandaşlarımızı hiç üzmedi. Bunun için de Deniz Büyük Bakanımız da var yanınızda. Sayın Bakanım bu konuda bizim en büyük destekçimiz. Ankara var çünkü. Tamamen biz belki projelere hazırlayacağız ama bundan sonraki kısmı Sayın Bakanım'a, yani bizden fazla Sayın Bakanım'a düşüyor bu anlamda. Kendisini çok zorlayacağız bu konularda. Depremin yaşandığı bir ülkede süreç içerisinde dediğim gibi yani öncelikle şu anda deprem bölgesinde ama biz de deprem kuşağı içerisindeyiz. Birinci derecede bunu mutlaka anlatacağız bu süreci. Sokak sağlıklaştırma yine devam edecek. 500 üzerine 2000 tane tescilli evimiz var. Belki Türkiye'de bulunan en büyük stok, yapı stoğu tarihi mekan olarak baktığımızda bunlara devam ettireceğiz. Şehrimiz bu anlamda öne çıkacak. Var olan isimlerden çok çok öne çıkaracağız. Yine bu konuda Sayın Bakanımızın desteği. Yeni belediye binası, Akşehir Millet Bahçesi bizim önceliklerimiz. Stadyumun yeni yerine taşınması yine Sayın Bakanımızın destekleriyle. Ankara. Bunların tamamı Sayın Bakanımızın sayesinde gerçekleşecek. Şimdiden kendisini bağlıyoruz artık burada. Çünkü yeni stadyum alanı yapacak da biz buraya Millet Bahçesi'ni projelendireceğiz inşallah. Akşehir'de aslında niye birincilik sonra da Süper Lig'e çıkmasın ki? Bence yakışır valla yani. Akşehir'i doğrultur ha, onu söyleyeyim. Yani burada en büyük güç kaynağımız gerçekten Sayın Bakanımız olacak. Para da var. 11 tane milletvekilimiz ama Akşehir'in kendi öz evi var. Bölgede milletvekili. Bölgede zannetmiyorum ki dokunmadı, hiçbir insan kalmadı. Yaklaşık 21 yıllık siyasi bir geçmişi var. Hiçbir ideolojik siyasi gözetmeden. Orhan Bey'in hiçbir zaman öyle bir yönü olmadı. Bu bizim kazanımımız. Fevkalade bir. 31 Mart tarihinde de inşallah biz buna güvenerek Sayın Bakanımızın da bu anlamda verdiği destekle inşallah süreci tamamlayacağız. Mutlu olacağımızı düşünüyoruz. Yani 9 projenin dediğim gibi 100 başlık altında önemlediğimiz Hasanpaşa İmaret Camii'ni ben buradan Sayın Büyükşehir Belediyesi ve Dünya Belediyeler Birliği Başkanı Uğur İbrahim Altay Başkanımıza teşekkür ediyorum. Bunu Hasanpaşa İmaret Camii'nin çevir zamanlısı kendisinin ısrarla bize talimatı. Bu alanı düzenleyeceğiz. Oradaki yapıları
meydanlar kamulaştırıp meydan oluşturacağız. Özellikle kendisinin istediği bir durum. Cumhuriyet Meydanı şehirler baktığımızda meydanlarıyla anılıyor. Tabii canım, değil mi yani? Şöyle güzel bir meydan. Çünkü hayat orada canlanıyor kesinlikle. Bugün baktığımız Akşehir'de vakit işte yarım saat, bir saat gezdik. Tüm şehir neredeyse güneş altında orada. Bizim şu andaki var olan Cumhuriyet Meydanı'nda güneşleniyordu. İnsanlar meydanların çevresinde hareket buluyor. Bunun sayısını arttıracağız, çoğaltacağız. Kadın konuk evi bizim önem verdiğimiz projelerden bir tanesi. Çünkü biraz önce söyledim, kadınlarımız bu anlamda yaklaşık 40 günlük, 3 aylık adaya verdiğimizle beraber 40 günlük süre içerisinde bizden en çok talep edilen şey kadın, sadece kadınların vakit geçirebildiği alanlar, burada sosyal donatı, hatta kendilerinin ürettiği ürünleri satabilecekleri ürünler, ticaret yapabilecekleri, bunlarla keyif ve haz alacaklar. Çünkü bunu çok istiyorlar. Biz bunları kadınlarımıza kazandıracağız, şehrimize kazandıracağız. Şehrimizin kimliğine yakışır. En üst seviyede inşallah bunları taşıyacağız. Ve Perşembe Pazarı'nın ikinci etabı bu. Büyükşehir Belediye Başkanımız yine kendisine Uğur Başkan'ın buradan selam gönderiyorum. İnşallah bizi duyuyordur. Minnettarız kendisine. Projelerimizin yaklaşık geçmiş dönemde de %30'u Büyükşehir Belediye'miz tarafından gerçekleştirdi. Akşehir'e olan sevgisi, sempatisini biliyoruz kendisinin. İnşallah bundan sonraki süreç içerisinde bu sevgi ve sempati çarpı iki oranla yatırımları gerçekleştirmesi için kendisinden bu desteği bekliyoruz. Bir devam ederiz biraz sonra ama şu yani şöyle şimdi Sayın Vekilim yani bu hizmette zaten hani Sayın Cumhurbaşkanı Atay da bir şey söyledi ama yanlış anlaşıldı yani ben bunun abartıldığını ve yanlış anlaşıldığını düşünüyorum şöyle çünkü zaten mutlaka ama mutlaka bir hizmetin mesela şimdi Aras'ta çarşısının tarihi dönüşümü yapılıyor değil mi? Akşehir Belediyesi'nin bunun kendi başına altından değil mi? Yani değil. Mümkün değil kalkamaz. Ama büyükşehir kanalizasyonu, büyük içme suyu projeleri. Ankara'dan da para desteği çekip hepsini birleştirerek ya o süreci nasıl izah edebiliriz? Biraz konuşalım. Şöyle Hamdi Bey, gerçekten hani bizler milletvekili olarak tüm başta Konya tüm ilçelerine hizmette uğraşıyoruz. Ama Konya çok büyük. Yoluştan bir uca 450 kilometre. Ben de başından bu yana her yere Allah'a bin şükür gittiğimde bir şeyler yapmışız. Bütün ilçelerde arkadaşlarla konuştuğumuzda eğitim bakan yardımcılığı döneminde okullardan. Ama bu tarafa geçtiğimizde tabii daha çok doğduğumuz yer, konular bize geldiği için beraber bir çalışma ortamı oldu. Bizim partinin asıl sorunu şahsım da dahil tüm heyetimizde yaptıklarımızı çok anlatamıyoruz. Yani biz yapmadığını anlatıyor da yaptığını anlatamıyor. Zaten bu görevimiz gibi yapıyoruz, gidiyoruz. Şimdi ben müsaade ederseniz yapılan bazı şeyleri anlatacağım ama onun belki iki katını da anlatamayacağım. Yani mesela başta biraz önce dedik ya kanalizasyon eksikleri, arıtma, çöp toplama bunların hepsi bitti. Bu su döneminde yapıldı hem de. Tabii. Doğalgazı. Kanalizasyonu %90 vardı ama tabii şehir büyüdü. İlaveleri yapıldı. Ama onun arıtması, çöp toplaması, internet şebekelerinin yer altına alınması, MEDAŞ elektrik şebekelerinin yer altına alınması. Evet. Doğalgaz. Merkez bitti, şimdi mahallelere başladı. Şimdi doğru göz bitecek, atsıza başlanacak. Artık mahallelere giden bir doğalgaz çalışmamız var. Mesela o hani Isparta yoluna doğru giden o kavşağın falan yapılması çok basit. Hizmetler de değil bu. O yolların Isparta'ya, değil mi? Bu taraftan Ankara'ya doğru Yunan'a kadar çift yol şu anda. Yunan'a kadar çift yol ya. O devam edecek. Evet. Bunlar çok basit işler de değil. Bir kilometre sıcak asfalt. Bunu bile anlatmadık diyorsunuz. Aynen. Bir kilometre sıcak asfalt. O duble yolda 33 milyon. Evet. Yani düşünün. 1 milyarlık bir sadece orada bir yatırım var.
Çok şey yapıldı. Ben burada bazılarını lütfen isterseniz söyleyeyim. Yani 10 yılda Salih Bey'le olan kısımdakileri söyleyeceğim ki evet. Biz daha önce de 2004'ten bu yana başlayan bir çalışmamız var. Akşehir'de yurt binasını arkadaşlara da verildiydi görüntüleri. En son işte 700'e yakın bir yeni yurt binası ilave edildi ve 1200 öğrenci kapasitesi. 1200 kapasiteli yurt tamamlandı. Akşehir'de, Akşehir'de bizim dönemimizde yapıldı. Tamamlandı. İki fakülte getirdik. Evet. Mühendislik ve iktisat. Mühendislik var ya. Bir de yazışmaları yapılmış ama ortada olmayan Hemşirecilik Yüksekokulu 4 yıllık. Aslında 3 fakülte var. Evet. Yani bir bölüm daha açsak fakülte olur. Çok da rağbet gören 3 tane 4 yıllık ve çok ciddi bölümleri olan meslek yüksekokulu var. Evet. 2000 civarı şu an sanıyorum öğrenci var. Biz Akşehir'i başkanımın da projelerindeki şeyi öyle hani ortak çalışmalarımızda eğitim. Evet. Burası gerçekten medreseler şehri Konya gibi önemli bir altyapısı var. Onun için eğitimi önemsiyoruz. 16 tane gölet yapmışız. 16 tane gölet evet, yapılmış. Evet. Ve bu yılda çakılları yatırıma koyduk. Arkasından Çamlı'daki çalışmamız devam edecek. Yapılan bir göletimizde bir su kaçağı var. Onunla ilgili. Hani bir taraftan da Tekke'de bir gölet ve orada bir mesire alanı gibi devam edecek. Gençlik merkezini tamamlamışız. Evet. Dönemimizde. Bir yandan da ekrana veriliyor. Yine ikinci bir başlık Hamdi Bey. Akşehir'de bir sağlık merkezi olması. Çünkü Konya'ya 130 kilometre. Akşehir sadece kendiyle mesul değil. Çeltik'in, Yunan'ın, Tuzlukçu'nun, Doğanhisar'ın, Şarkı Karaağacı'nın, Isparta bölgesi bile olsa, hatta Afyon'dan Sultandağ'ın ilk anda hastalarının geldiği bir merkez. Biz buraya 300 yataklı bir hastane yaptırmıştık. Yetmedi. 150 de ek bina. 450 yatak. Şu an 450 yatak. İnşaatı devam ediyor. İnşaatı evet. Devam ediyor. Deprem izolatörleri yerleştiriliyor. İtalya'dan geldi. Ve seneye bitecek. Bittiğinde 450 yatak olduğunda A2 sınıfına sokabilirsek ki Sağlık Bakanımız, hemşerimize çok teşekkür ediyoruz. Hiç bizi kırmıyor. Konya'nın bütün sağlık konuları çok güzel gidiyor. Bölgemizde de öyle. O zaman onu gideceğiz ve kanser hastalarının da burada tedavisinin çünkü çok zahmetli işler. Evet, evet. Bu arada bir şey de yapmış olduk. Bu dün müydü? Dün herhalde ilk Anjou'da yapıldı. İlçelerde olmayan bir şey. Anjou merkezi kuruldu. Dün de ilk müdahale yapıldı. Kargo müdahale yapıldı. Evet. Yani. İnanın şu oda kadar bir yer ve bir cihaz 50 milyon. Evet. Ve biz bunu anlatmıyoruz. Bunu belediye imkanlarıyla çözmek mümkün mü? Ve çok can kurtaracak. Çünkü Çeltik'ten bir kalp kriziyle biri buraya getirildiğinde hemen bakılıyor, geri Konya'ya sevk ediliyordu. Kalp hastalarını 2 saatte müdahale ettin, etmedin ya hasar kalıyor ya kaybediyorsun. Evet, evet. Şimdi dediğim bu internatta neredeyse 300-350 bin nüfusa o hizmeti verecek. Köprülü kavşaklar, dediğim gibi Yunak yolu, Isparta'ya giden yollarımız, Konya yolumuz, Afyon'a doğru giden yol, hepsi duble yolu şu anda. Evet, birinci sınıf asfalt değil mi? Bir duble yol. Hani eğitim başlığını demiştim üniversiteyi. Akşehir deprem bölgesi, bütün Konya'mızda takip ettik ama buranın özel bir durumu vardı. Bir anda 11 ilimizi etkileyen depremden önce Elazığ'da, İzmir'de filan depremler yaşanınca Milli Eğitim bir anda bütün okulları incelemeye aldı. Bizde de 31 okul sorumlu çıktı. 31 okul? Evet. Biz 3-4 yıl içinde, 3 yıl içinde 12 yeni okul, 20 de
okulu güçlendirdik. Bir yani milyarlık hepsini biliyorum. Aşarak yaptık. Şu an Akşehir'de bütün okullar, mahalle ve merkez deprem dayanıklılığına sahip, öğretmenlerimizin, öğrencilerimizin emrinde ve inanın bugünün değeriyle 1 milyarlık bir yatırım. Evet, evet. Hem de şey yönü de çok, gerçekten sağlık yönü de bambaşka. Yine hani dedik ya, eğitim başlığı önemli. Bir başlık da sanayi Akşehir'de. Ben vekil olduğumda, başkanım yönetimimizde olduğu dönemde bir müracaatın dışında hiçbir işlemi olmayan organize sanayi başvurusu vardı. Bunu adım adım takip ettik. Şu an 71 faal fabrika var. 71 faal fabrika var. Var ve birinci alanı doldu, ikinci alanı açtık doldu. Yapılanlarla herhalde yüzü geçer. Yeni yer alan, yeni alan istediler. Yolun karşısında üçüncü genişleme alanını açacağız. Bununla da kalmadık. Meyveciliği çok yoğun bir şey. Yani. Kırmızı erik özellikle, evet, değil mi? Kiraz, kırmızı erik, yani Türkiye'nin %20 bu havzada, Afyon tarafı da dahil, burada üretiliyor. Gelip gittiğimde sıkıntıları gördüm. Geçen dönem arkadaşlarla istişare ettik. Gıda organize sanayi bölgesini kurduk. İkinci bir olsaydı. Gıda organize sanayi bölgesi. Türkiye'de üçüncüydü. Şimdi, kuruldu. Evet, kuruldu. Yer tahsislerini yapma aşamasında Afyon tarafında. Yakın ödülecekti de hizmete başlıyor. Hemen Temmuz'da başvuruları değerlendirmeye başlayacaklar. Bir Konya tarafında, bir Afyon tarafında iki sanayi bölgesi olacak. Bu da yetmedi. Sağ olsun Meta Genel Müdürü Konyalıydı. Rica ettik, bölgemizde de bir su arasak, sıcak su. Gözpınarı bölgemizde 68 derece sıcak su bulmuştuk 7-8 yıl önce. Evet. Şimdi oranın da ihalesi yapıldı. Büyükşehir Belediye'miz tarafından belediye almıştı. Ve orada da Türkiye'nin en büyük serası kurulacak. Sera tarımı da sera tarımı çok yoğun bir şekilde en büyüğü, bakın. En büyüğü. Türkiye'nin Avrupa'nın da üçüncü büyüğü. Üçüncü büyüğü. Yani hani çok kişiye istihdam sağlayacak. Bunu, yani Akşehir'den bahsederken zaten bambaşka bir şehirden bahseder gibi bahsediyoruz başkanım. Yani çok değerli bu bence yani. Üç müzesi olan Ender ilçelerden biri. Müzesi olmayan bir yer değil Akşehir. Üç tane müzesi olan belki yer. Dördüncü olacak. En son Cumhurbaşkanımızın açtığı Taş Eserler Müzesi hayata geçirildi. Vergi Dairesi, Sosyal Güvenlik Kurumu, İlçe Emniyet, bunlar hep dönemimizde yeniden. Kaymakamlık binasında var. Şimdi ben 10 yılı diyorum. Hani başından gelirsek Yusuf Bey. Akşehir bambaşka bir yere döndü canım. O 20 şimdi yıl. Başından gelirsek cezaevi, kaymakamlık yani bambaşka. Şu yol ıslah edilmiş. Biz hiçbir alan kalmadı. Bir de biliyorsunuz o yani derenin kenarları tamamen ıslah edildi. Yani çok basit ama çok kötü bir görüntü vardı. Mezarlığın duvarları kerpiçti. Ben de nereden biliyorum? Akşehirli değiliz ama Akşehir'e gelip gidiyoruz. Görüş, bakıyoruz. Ziyaretiniz de olmuştu. Aynen. İlk Kültür Bakanlığı'ndan onu ve şehre bir görüntüm. Arkasından Kültür Merkezi. O zaman Mustafa Bey başkandı. İlk Kültür Merkezi. Sonra Turizm Bakanlığı. Kültür Merkezi de harika bir ikinci Kültür Merkezi. Bilmiyorum. Belki de yeni bir daha yapmıştı. İkinci Kültür Merkezi. Çünkü Kültür Merkezi'ni de kazandı. Evet. Yani kimsenin olduğu. Evet, evet. Dedim ya, gerçekten hani biz de yaptıklarımızı unutuyoruz. Bu millete feda olsun. Ne yapsak borçlarını ödeyemeyiz. Geçen gün Salih Bey'le de konuştuk, değerli başkanımızla. Ya sen 10 yılda ne yaptın? Bir ortaya çıkaralım, bir tarihe not düşülsün diye. Sağ olsun Kültür Merkezi'nde bir program oldu, başkanımla katıldık. Salih Bey 3 milyarlık yatırım yapmış. Evet, 3 milyar. 10 milyar. Birçok ilde yapılmamıştır bu. Kesinlikle. Sayın Vekil. Bu arada Büyükşehir Belediye'miz de 2 yıl içinde 2 milyar yatırım yapmış. Evet. Oldu 5. Hükümetten
merkezi bütçeden de 15,5 milyarlık yatırım getirmişiz. Onca biz diyoruz ki Sayın Bakanımız var iyi ki. Şimdi biz hani üçlü olsun güçlü olsun dediğimizde bazıları yanlış anlıyor. O değil değil mi? Diyor ki yani. Siz yani hani bir başka bir hediye geldiğinde hizmet abi. Olmayacak mı? Biz onu demiyoruz. Bir belediye başka bir partidense devlet herkese aynı payları gönderiyor kişi evet. başı. Zaten görüyoruz bir çalışmasanız da çalışıyormuş gibi kendinizi anlatabiliyorsunuz. Bizim söylemek istediğimiz burada çalışılıyor değil mi yani? Hamdi Bey bizim söylemek istediğimiz biz bunu yaşamış bir vekiliz. Allah uzun süredir bize nasip etti. Biz 31 okul bir anda yıkım kararı güçlendirme çıktığında bunları yatırıma koymak benim görevim koydum. Ama hepsinde sorun çıktı. Kiminin ruhsatı çıkmadı, kiminin zeminde tapusunun olmadığı anlaşıldı. Akşehir Belediyesi bizle bir AK Partili olmasaydı o yatırım kalırdı. Evet, evet. Zaten çok kısa sürede bunları tamamladı. Hastaneyi yatırıma koyduk, yerini Akşehir Belediyesi'nden aldık. Birçok konuda böyle. Biz onun için diyoruz. Neyse, milletin kararı başımızın üzerinde. Olmuyor. Ne oluyor? Diyor ki ya ben bunlara bunu verirsem onlar prim yapacak. Benim parti anlayışım benimkini güçlendirmek. Doğaldır bunlar. Evet, İstanbul'da evet. dünyanın en güzel hastanelerinden biri yapıldı. Yolunu belediye yapmamıştı. Yapmadı. Yani. Ama işte dediğim gibi yapmadığı halde kendini dakikada bir reklam girerek anlatabiliyor. Burada yapılanlar bile o kadar anlatılmadan diyorsunuz. 20 milyar üzerinde yatırımdan bahsediyorsunuz. Aynen. Yani. Hani 10 yılda Büyükşehir'in adına koysak 22-23 milyarlık bir yatırım ve işte burada bu dediğimiz şey Yusuf Bey'in de hep bana yüklediği sorumluluk ki başımın üzerine ben her yerde diyorum Yusuf Bey şanslı bir başkan. Onun başta arkasında Recep Tayyip Erdoğan. Evet. Devlet Bahçeli var. Evet, evet. 17 bakan var. 4 tanesi Konya'da. Orhan Erdem de var ama. Büyükşehir Belediye Başkanı var. 11 vekil Sayın var. Sayın İbrahim Altay var. Sayın Orhan Erdem var. Biz varız. Yani onun için o daha rahat projelerine ayağa yere basıyor. Allah'ın izniyle hepsini de ki fazlasıyla yapacağımıza inanıyorum. Evet. Şimdi Sayın Yusuf Başkanım yani şu gençliği sorayım diyorum. Diyorum ki bir de aklımdan ya Yusuf Başkan'ın acaba daha öncelediği proje var mıdır ki falan diye böyle aklımdan geçiyor. Bir mesela Aras'ta yapılacak herhalde bu önemli. Aras'ta yapıldı. Aras'ta'nın şöyle bir problemimiz var. Aras'ta'nın üstünde insanlarımızın gelenekten gelen işte kapatma, gölgelik ve güneşlikle ilgili bir problem var. Aslında Aras'ta Büyükşehir Belediye'miz tarafından restore ediliyor. Üstünün kapanmasıyla ilgili bir problemimiz var. Onu da inşallah Uğur Başkanımızla beraber gezdik. Aynı problem Konya'da da var dedi. Beraber ona proje üreteceğiz inşallah. Artık bir detay kalmış. Ya detay kalmış. Yani. O küçük bir şey. Restorasyon bitti. Evet evet. Ama üstünü bir güneş. Örtülmesi güneş. Şöyle yani Sayın Vekilim ben Akşehir işte insanlarda biliyorsunuz biz zaman zaman programlarda konuşuyoruz. En önemli konularımızdan birisi doğduğu yerde insanların doymaları. Ama Akşehir maşallah işte üniversiteleriyle hani diyetisyen dediniz mesela bölümü dediniz. Bak şey hemşire. Buradan tabii ki elbette vatanın her yerinde görev yapar olan mezun olanlar da ama Akşehir onları istihdam edebilir. Bu kapasitesi var. Mühendisini istihdam edebilir. Onun için gençlik çok önemli. Çok dinamik bir gençliği var. Bunu sorayım diyorum. Sorayım. Siz ama şu konuda önemli derseniz ondan da bahsedebiliriz. Şöyle, gençlik önemli. Mutlaka mesaj vereceğiz ama bizim önemsediğimiz konuların başında işte bir tanesi. Siz onunla devam edin. Şöyle bizim otok alıcılar ve sanayi sitesi. Yani sanayi gerçekten iki defa gezdik. İki defa tur attık. Evet. En büyük sıkıntımız şu anda siz gençlikten bahsettiniz. Tüm gençlerimiz okumak istiyor ama şu anda gerçekten sanayimizde stok var şu anda ama iş yeri yok. Evet, yani, evet, evet. Böyle bir sıkıntımız var. Yeni dönemde inşallah otogarlarcılar bizim için gerçekten önceliklerden birisi. Şu anda apartmanların altında hepsi. Bu hem şehrimizi rahatsız ediyor hem galerci esnafımızı rahatsız ediyor. B300 karayolu üzerinden oluşturacağımız merkezde otogarlarcılar sitesi ve yanında hemen arkasında beraberinde yeni sanayi sitesi oluşturacağız. Bununla ilgili
Sonra Uğur Başkanım'la görüştük. Uğur Başkanım bize söylediği şöyle, bir Nisan'da kazan gel dedi. İnşallah hemşehrilerimizin verdiği destekle birlikte bir Nisan'da Sayın Uğur Başkanımızın karşısına geçip bu projeyi kendisi öptü. Çünkü söz verdi. Evet, yapılacak yani. Onun geri dönüşü yok. Bizim için gerçekten Akşehir için çok önemli. Çünkü şehrin hem görselini, estetiğini bozuyor hem de esnaflarımız kendiler de bundan rahatsız. Bir merkezde toplayıp şehri biraz daha nefes alır hale getireceğiz. Çünkü iş yerlerimizin birçoğu şu anda galerici. Ticaret yerleri esnafımız da yer bulamıyor. Mesela da ters. Yani evet. Bir ona tahsis edilmiş alanın olması gerekiyor değil mi? Ama otogalericilerle sanayiyi de aynı yerde planlamak da bence doğru bir mantık. Evet. İnşallah devam edeceğiz. Perşembe Pazarı'nın ikinci etap kapanması, birinci etap önüne ben buradan Büyükşehir Belediye Başkanımıza selam gönderiyorum. Büyük Başkanım'a. Bana veya kaynak belli yani. Yusuf Başkan ama ya. Kaynak belli yani. Şimdi biz sohbet arasında ben başkanımıza, Salih Başkanımıza söyledim. Başkanım bu ayki ödenek ne verdiler bakasından diye. Bu ayki gelen ödenek ve sadece memur maaşlarının vakit giderlerini karşılayabiliyoruz diyor. Şimdi iddialı çıkmışsınız. 100 tane proje. Ne? Hükümetle aynı partidesiniz. Büyükşehir Belediyesi'yle aynı partidesiniz. Bizim kaynaklarımızın tamamı Sayın Bakanım ve Sayın Uğur Altay Başkanımızın emeğiyle inşallah finans kaynağına gerçekleşecek. Bundan biz eminiz, güveniyoruz. Çünkü ben Sayın Bakanım'la 22 yıldır çalışıyorum. İşte yönetim kurulu üyesiydim, başkan yardımcısı. Uğur Başkanım'la biz birbirimize biraz benziyoruz. Ben Selçuklu Belediye Başkanlığı döneminden beri takip ediyorum. Çok farklı vizyoner ve genç birisi, pragmatik birisi. Biz ben biraz kendimize benzetiyoruz bu özelliğiyle. Kendisi de en az Akşehir'e bir defa, ayda bir defa geliyor. Özel ziyaretler gerçekleştiriyor da. Sevdiği ilçelerden biri ki sevilecek de bir ilçe. Hı-hı. Yani dostlarını getiriyor, kendi geliyor. Özel dostlarını getiriyor. Yani, Konya bir bütün ve bu değerleri hep beraber yüceltmemiz lazım. Kesinlikle canım. Kapıklık olmaması lazım. Konya şöyle durduğunu varsayın. Burası Akşehir işte yani. Batı'daki en müşterek ilçesi. Evet. Batı'ya bakan yüzü. Evet. Kesinlikle Batı'ya bakan yüzü de doğru bir ifade. Yani. Onun için Uğur Başkanımızdan bu konuda destek alacağımıza, gençlik ve spor sizin dediğiniz gibi aslında biz gençlerimize müjde verdik. Üniversite sınavlarına gelen gençlerimizin bu yıldan başlamak üzere önümüzdeki yıllarda tüm üniversite geniş sınavlarının ücretlerini biz karşılayacağız. Yani çorbada tuzumuz olsun. Belki çok barabeli şu andaki yatırılan ücretler 600'ün üzerinde bir rakam. Tüm ücretleri biz kendilerine iade edeceğiz. Bu bir başlangıç. Kaynağını oluşturduğumuz bu Akşehir dağlarımızda şu anda makiliklerle kaplı. Burada Orman Köylüler projesiyle birlikte yapacağımız projeleri üreteceğimiz yine bakanımdan destek alacağız bu konuda. Fındık belki olmaz ama cevizdir, bademdir. Bu da fındıkta olacağını düşünüyorum. Yani, onu da söyleyeyim. Burada yapacağımız yatırım da önümüzdeki 5 yıl içerisinde böyle diyebiliriz ki Akşehir'deki tüm öğrencilere burs verebilir hale geleceğiz. Yani öğrenci için bir otobüs bileti, hepimiz öğrencilik yaşadık. Evet, bir otobüs bileti dahi çok kıymetli. Yani Akşehir'imizi bir öğrenci şehri haline getireceğiz. Önümüzdeki dönemde şu anda üniversitelerimiz bugün ziyaret ettiğimizi söylemişlerdi Mühendislik Fakültesi'nde. Bu tercih kılavuzunda da olacak. Burs imkanı Akşehir'deki işletmelerimizle protokol imzalamışlar. Önümüzdeki süreç içerisinde inşallah öncelikli tercih olabilmesi için, Akşehir öğrenci şehri olabilmesi için biz de belediye olarak yapacağımız protokollerle Akşehir'de okumak isteyen öğrencilerimize burs imkanı sağlayacağız. Kendi Akşehir'li öğrencilerimizin yanında onlar da gelen öğrencilerimizin vakit geçirebileceği bir alanlar. Mesela bir talep geldi diyorum üniversite ziyaretimizde. Üniversite kampüs bölgesinde onların sosyal alanlarını geliştirmek için alışveriş yapabileceği, dinleneceği bir merkez belediyemiz tarafından yapacağız biz. Yani siz sorduğunuz için detay aslında bunları biz çok böyle konuşmadık. Ya yani. Ama gençlik çok önemli ya. Çünkü gençlikte oy da var yani. Evet. Benim zaten biraz da şöyle ya gençlik
ciddi bir oy potansiyeli sayın vekilim aynen, yani. Aynen. Ciddi oy kullanan 18 yaşını dolduran hepsi oy kullanacak. Bizim dönemimizde sayın Cumhurbaşkanımızın dönemimizde çıkmış. Da, şey. Gençliği birinci derecede yani. Cumhurbaşkanımız gençliği değil mi? Yani. Ve bir de genç hareketi olmayan bir siyasi partide bir davada yani inanınız çok kadık kalıyor yani. Temelsiz oluyor. Temelsiz oluyor. Hı. Gençlik işte milli, manevi, ahlaki değerlerin donanımlı yetiştirilmesi çok önemli. Ama dönemin kendisi aslında. He, bunu onun içinde özellikle gençliği sormaya çalışıyorum. Genç yeteneklere kalmış. O zaman başlıkları verin ben size detaylandırmadan. Yani şöyle yapalım. Yani siz hızlı bir şekilde tamamlar verin. Çünkü biraz da tarım ve turizm konuşalım istiyorum. Bilmiyorum. Genç Yetenekler Akademisi, yaratıcı yazarlık atölyeleri, dijital sanat ve tasarım bunlar tamamen yeni neslin projeler. Yani yeni nesle yönelik projeler. Bize sorsanız belki bundan çok bir şey yapamayız ama genç nesil bunları karşılığı var. Algılıyor. Onların talepleri, istekleri bu. Yeni nesil medya akademisi, spor kulübü olmazsa olmazımız. Bilim atölyeleri, gençlik ve spor kampları, anaokul ve kreş bunlar gençlerle ilgili başlıklarımız. Yani gençler gerçekten ben biraz önce programdan önce gençlerimizle bir kafede buluştuk. Bir araya geldik. Beraber akşam iftarı beraber açtık başkanım ama gençlerin yanına gitti geldi. Kafede buluştuk kendilerle. Belki en az yaptıysak 10 program yaptık kendilerle. Kafelerde tüm taleplerini, isteklerini dinledik onların. İnanın ki onları anlıyoruz. Onlar da bir projeler önümüzdeki süre içerisinde gerçekleştireceğiz. Yalnız değilsiniz. Yalnız değilsiniz. Hem çocuk hem gençlik adına çok projesi var. Çok değerli. Şimdi başkanım yani sayın vekilim bu kalkınmanın temel unsurlarından birisi sanayi, bir diğeri tarım, bir diğeri turizm oluyor. Bunları da vazgeçtiğiniz zaman gelir kaynaklarınız azalmaya başlıyor. Yani ve bunları da bir şekilde belediyeye gelir getirecek bir formasyona sokarak yürütebilmek. Bu konuda biraz sizin görüşünüzü alayım. Ya şöyle yani geliyor iş üçlü birliğe geliyor. Kesin. Yani gerçekten ideolojileri ne olursa olsun insanların yerelde bir kere sizin iktidarla büyükşehirle birlikte olmanızın çok büyük farkı var. Örneğin ben 2002'de vekil oldum. Bu şehirde bir kıyı kenar sorunu vardı. Evet. Bizden önce başlamış 4-5 bin dava, insanlar içerilere girmiş. Davalar olmuş ya. Davalar olmuş. Ve devletin bazı işleri de zaman alıyor. Evet. Yani gerçekten uzun süreler. Belki Rabbimin bize böyle bu süreyi tanımasıyla daha geçen yıl bu konuyu kökten yeni bitirebildik. Ama bitirdik. Bitirdik ve yeni inşallah alanlar açılmış oldu. Geçtiğimiz yıllarda orman köylerimizin bazısı 50 yıl, 60 yıl önce adam evini yapmış bahçesini. Birisi bu işleri de bilen biri, iyi niyetli, kötü niyetli, internetten şikayetler bir bura değil birçok yerle evleri yıkılacak adamların. Bahçeleri yıkılacak, ahırları yıkılacak. Orman muhafaza alanı, orman filan yok. Evet. Orman diye yazılmış bir zaman. Değil mi? Bir zaman yazılmış. İnanın bakanı, genel müdürü, ilgilileri, daire başkanı oraya git, buraya git, çözdük. Dert etmeseniz çözülmez ama değil mi? Orman muhafaza alanını, diğer şikayet edilmeyen yerleri de geriye çekerek bitirdik. Mesela biraz önce dedik ki yani biz anlatmıyoruz, anlatamıyoruz. Yani bunu kendimize dert ediniyoruz. Yusuf Bey arıyor, Salih Bey arıyor, ilçe başkanı arıyor. Hemen hükümetteki gücümüzle gidiyoruz, çözüyoruz. Ve bunlar tabii Akşehir'de ciddi bir tarım üretim var burada. Tarım yapılıyor. Meyvecilikte gerçekten hani Konya tarımına benzemiyor. Türkiye'nin en önemli merkezleri. Meyvecilikte. Yani kendi Akşehir kirazı teslimi ve Napolyon'dan kiraz bu bölgede ihraç ediliyor. Fevkalade de lezzetli. Evet. Neredeyse borsada o gün 3,5 milyarlık tescil. Cevizimiz de çok güzel. Evet. Sayın Başkanım yani arada bir sonra da bizi unutmayın yani. Bu vesileyle nota almış olduk. Kirazı düzenli gönderiyorlar da başta ürünlerde. Tabii ki. Gerçekten o zaman yani o ürünleri daha
değerli kılmamız gerekiyor. Hani 3,5 milyar tescili var, dışarıya gidip de tescil edilenlerle Ticaret Odası Başkanımızın ifadesi 5 milyarın üzerinde diyor yani. Evet, evet. Çok büyük bir 5 rakam. Milyarın üzerinde. Evet, çok topar büyük. Yani, müstahsilden girişim. Gerçekten yani, çok iyi rakam ama yalnız. Yani biz yani işte onun için Gıda USB'yi kurduk ki evet, değerlensin, evet. O 5-10 olarak gitsin. Yani siz 50 lira aldığınız kirazın çekirdeğini çıkarıp kondurduğunuz, döndürüyorsunuz. 200 liraya veriyorsunuz. Evet, evet. Ve onu basit de bir işlem. 12 ay görmüştüm. 12 ayda satıyorsunuz o pastaların üzerindeki. Yani borsanın tescil geliri bu. Evet. Borsaya olan gelir bu. Onun dışında da var yani. Borsaya tescil edilen tescil geliri miktarı yani. Evet, yani evet. O kadarlık evet. Oradan dönmüş bir rakamdan bahsediyoruz. Bu çok önemli. Kültür turizm başlığı. Yani Yusuf Bey'in bu dönem birinci önceliği, kültür, evet. Turizm, sanayi şehri, eğitim şehri ve sağlık merkezi olması. Teras da yapılacak herhalde. O da güzel, yakışır ama yani o çay da içilir çok herhalde. Detay, o adım küçük kalıyor diğerlerinin. Hıdırlık otelimiz var. İnsan çekiyor yani. Mahkemelik yani. Yapılamamış bir Hıdırlık'ta otel var filan, onlar filan. Bu 500 ev yapıldı ama restore. Onun için de bir gün böyle daha inşallah ailenizle hatta ikinizle gelin. Buradaki Ermeni Kilisesi, evet. Yanındaki Papaz Evi, Hamamı, Nasrettin Hoca Evi gibi çok büyük projeler de restorasyonu bitti. Yani o kilisenin içinde çok ciddi kültürel faaliyetler yerine getirilebilir. Evet, değil mi? Hem Papaz Evi bitirildi. Bitirildi bir butik otel olarak işletmeye verilebilir. Evet. O caddelerde, o eski evlerin yanında böyle butik oteller de oluşuyor. Pandemi bu işi geciktirdi. Rabbim herhalde Yusuf Bey'e işte nasip edecek. İnşallah. Hani Beypazarı'nı, Safranbolu'yu herkes biliyor da inanın 50-100 ev var ve boş. Evet. Görüntüleri güzel. Oralarda caddelerde satışlar, güzel reklamının yapılması orayı cazibe merkez kılıyor. Burada 2000 evden bahsediyoruz. Küçük Ağa filminin çevrildiği sokaklar. Evet, evet. Tarık Buğra'nın evini, Tarık Buğra'nın memleketinde doğduğu var. Evi Büyükşehir'e aldı. Evet, evet. Orayı müze. Bu da çok büyük. O konu müthiş hakikaten. Evet. O Umur Bey'i de bir kutlamak lazım. Allah razı olsun. Onun için zaman gönderiyoruz. Yani hiç bizi kırmıyor. Evet, evet. Allah ondan razı olsun. Allah böyle olacak. Evet, yapacağımız doğru. İşler var. Burası festivaliyle Nasrettin Hoca Festivali. Son bir dakika diyor Sayın Vekilim, tamam. Bu arada. Nasrettin Hoca Festivallerini çok önemseyerek yürütecek. Biz de takibini yapacağız. Ve hani 5-10 Temmuz değil artık Yusuf Bey Akşehir'in geldiği noktada ben de istişaresinde anladığım her ay bir etkinlik kültür, koyacak. Sanat etkinliği. Tiyatro, konserler. Ki en çok etkinlik yapılan da bir ilçe daha da çoğaltacak. Onların yani şunu söyleyeyim, ne olur bolca haberleri yapılsın, ne olur bolca tanıtılsın, insanlar eksiğimiz olsun. Yani biz, ben Derbentliyim, Konya'dayım, ben Akşehirliyim. Yani ben ne yapayım? Meselemiz Akşehir'imiz, canımız ciğerimiz Akşehir'imiz. Hepsi bizim yani. Buraya bir katkı yapamazsak, buradakini anlatamazsak, o bol bol haberlerini yapmak lazım. Çok görüşürüz. Çalışılmasını yapalım. Seyit Mahmut Hayrani. Hayrani mahlasıyla şiirleri var değil mi? Yanlış mı biliyorum ben? Tabii 1200'lü yıllarda Moğol istilasından sonra bu Anadolu'yu tekrar hizaya getiren büyükler Hazreti Mevlana. Evet. Şems-i Tebrisi bu tarafta Seyit Mahmut Hayrani, Nasrettin Hoca, Hacı Bayram Veli yıllarına göre artı ve eksili. Bunlar bu bölgede Nasrettin Hoca nükte danlığıyla insanları bir noktaya çekmiş. Hani bir fıkra insanı değil aslında bir kadı yardımcısı. İyi evet. Bir alim. Seyit Mahmut Hayrani eğitimde hem medrese eğitimleriyle hem yazdığı eserleriyle bunlar
bu şehirde çok önemli şahıslar, Nahçıvani Hazretleri tefsiriyle ve o da bir proje. Azerbaycan'la da görüştük. Evet. Böyle karşılıklı. Çünkü Nahçıvan bölgesi onu çok değerli biliyor. Hacı İbrahim Veli herhalde coğrafyadaki ilk vakıf kuruluşu. Yani söylemek istemem. Hacı İbrahim Veli. Bazı eserler de Fransa'da filan, onları da getirmeye çalışıyoruz bir taraftan. Ben Turizm Bakanlığı'nın bütçe görüşmelerinde hep kayda geçirdim. Çok da gayret ediyorlar. Ya hani bu bir saatte bunları anlatmakla bitmez ama gerçekten biz artık Akşehir'in uçağın burnunu kaldırdığı, kalkışa geçeceği bir pozisyonda görüyoruz. Evet. Onun için bu seçimi hepsinden daha çok önemsiyoruz. 2,5 milyar değerinde arsa stoğu var. Salih Bey'den devrolacak. Yani bir büyük AVM yapılacak alan var. Şehrin merkezinde sanayi dokunulu taşımsız büyük bir iş merkezi yapılacak bir alan var. Hastanenin yanında 300 konutluk bir alan var. Otoların yanında yine öyle bir büyük bir alan var. Yani yıkılan belediye bina. Artık böyle hani restorasyon, güzelleştirme, ticareti büyütme, mevcutu 3'le 5'le çarparak yol alacağı bir döneme geldi. Onun için bu üçlü birliğin aksamadan devamını çok arzu ediyoruz. Evet. Yönetmenin de sonuç dakika diyor başkanım. Veda edin. Son Orhan. Şöyle biz şu kapanışını Sayın Bakanım zorundan yapalım. Evet. Ben şöyle bir mesaj vermek istiyorum. Evet. Akşehir'imiz için kurduğumuz büyük hayalleri gerçekleştirmek sadece benim değil, hepimizin ortak çabasıyla mümkün. Pazar günü sandık başına gittiğimizde göreceğimiz her ay Akşehir'imizin yarınlarını şekillendirecek. Sizleri şehrimizde geleceğimiz için en doğru karar alınmak üzere sandık başına Cumhur İttifakı'na destek olmaya davet ediyorum. Şöyle kameraya da evet, şey yapabiliriz. Evet. İnşallah el ele gönül gönüle vererek Akşehir'imizi hayal ettiğimiz, özlediğimiz, hak ettiğimiz yarınlara taşıyacağız. Hepinize sevgilerimi ve saygılarımı sunuyor. Gecenizin hayırlı olmasını diyorum. Bayramınızı şimdiden tebrik ediyorum. Hayırlı geceleriniz olsun. Çok teşekkür ediyorum. İnşallah. İki bayram yaşarsınız. İnşallah. Yani dua. Şöyle gizli kapaklı dua edelim. Yani. Dua niyetim. Son sizden evet, alıyorum. Öncelikle yine teşekkür ediyorum. Gerçekten biz bu birlikteliğin bozulmadan devamını çok arzu ediyoruz. Yusuf Başkan, hani Salih Bey'e de tekrar